Bu tür videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Aga, eğer hoşuna gittiyse abone ol butonuna bas, abone ol. Bir şey kaybetmezsin. Gençliğin gözyaşları, merhabalar. Paraboldeyiz arkadaşlarım hala. 9 numarayı gömmeye çalışıyorum şimdi. Evet. Hazırlanalım. Tamamdır. Şöyle bir şey. Diyor ki parabol şu noktalardan ve orijinden geçen parabolün simetri ekseni nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Parabolün simetri eksenini bulacağız. Bu noktalardan geçiyormuş parabol. Hadi bakalım. Şimdi parabolümüzün bir denklemi şöyle olmayacak mıydı arkadaşlarım? Y eşittir A çarpı X kare artı B çarpı X artı C şeklinde gösteriyorduk biz parabolleri. Şimdi X 1 iken Y eksi 4'müş. Bunu bir yazalım. X yerine 1 yazalım. Y'yi de eksi 4'e eşitleyelim. O halde şöyle olur. Eksi 4 eşittir 1 yazarsak A artı 1 yazarsak B artı C geliyor dostlarım. Sonra X yerine 4 yazdığımızda Y 8 oluyormuş. Onu da gösterelim. 8 eşittir. X yerine 4 yazıyorum. 16A 4 yazıyorum. Artı 4B artı C eşittir 0 oldu. Orijinden geçiyormuş. Yani 0'a 0'da. O halde X yerine 0 yazıyorum. Y de 0 olacak. 0 eşittir. 0 yazarsam 0. 0 bir tek C kalıyor. C'yi bulduk bile arkadaşlarım. 0'mış. O halde şu üstteki denklem A ile B'nin toplamı C 0 olduğu için eksi 4'e eşit. Şu alttaki denklem 16A ile 4B'nin toplamını 8'e eşit diyebiliriz. Hatta bu alttaki denklemi bir de 4'e bölelim hepsini. 4A artı B eşittir 2 diyebilirmişim dostlar. İşte bir denklem burada var. Bir denklem de burada var. Hadi yok etme metodu yapalım. A'yı, B'yi, C'yi zaten bulduk. Şimdi nasıl yapalım? Şu üsttekini eksiyle çarpıp bunun altına yazıyorum. Eksi A, eksi B eşittir 4. Topluyorum dostlarım. 3A oluyor. B'lere bay bay. Eşittir 6. A eşittir 2 geldi. Peki. A 2 ise bu tarafa attık. B'yi de eksi 6 bulduk dostlarım. Hadi parabolün denklemini bir daha yazalım. A'yı 2 bulmuştuk. 2x kare. B'yi eksi 6 bulmuştuk. Eksi 6x. C'yi 0 bulmuştuk. Yazmadım onu. Neyi soruyoruz? Simetri ekseni. Simetri ekseni neydi? X eşittir R. Yani eksi B bölü 2A. R dediğimiz tepe noktasının apsisiydi. Peki eksi B'miz 6. 2A'mız 4. 6 bölü 4. Yani X eşittir 3 bölü 2 diyebiliriz Gobeller. 2 numaraya geldik dostlarım. Diyor ki noktalarından geçen parabolün alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi bu noktalardan geçiyormuş parabol. O halde o zaman ben x yerine eksi 1 yazdığımda y 4 gelecek. Yani yazalım 4 eşittir. Eksi 1 yazarsak 1 eksi a artı b. Yani buradan b eksi a. 1'i bu tarafa attım. Eşittir 3 çıktı. Peki. X yerine 2 yazarsak y 19'muş. 19 eşittir. 2 yazıyorum arkadaşlarım. 4 artı 2a artı b. Yani b artı 2a'da ne çıktı? 4'ü bu tarafa attım. 15. Hadi şimdi a'yı b'yi bulalım buradan dostlar hemen. Şunları bir yok etme metodu yapalım. Üst tarafı eksiyle çarpıyorum. Artı olur, eksi olur. Topluyorum. B'ler gitti. 3a eşittir 12. A eşittir 4 geldi. Peki A 4 ise şurada yerine yazıyorum 8. 8'i bu tarafa atıyorum. 15'ten 8 çıktı. B'de 7 çıktı. Düzenleyelim parabolü. Y eşittir X kare A çarpı X yani 4X artı B eşittir 7 yani artı 7. Parabolünün alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor. Parabolün alacağı en küçük değer neydi arkadaşlarım? Tepe noktasının ordinatını soruyor demekti. K'yı bulacağız biz o halde. Tabii önce R'yi bulacağım ben. Eksi B yani eksi 4 bölü 2A 2.
Eksi 2 geliyor. Şimdi getirip yerine yazdığımda da k'yı bulacaktım. Yerine yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. 4 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 8 artı 7. Şurası eksi 4 yaptı. Eksi 4, 7 daha. 3 çıktı dostlarım. Sorunun cevabı. Hemen 3 numaraya geldik. Diyor ki noktalarından geçen adamım denklem istiyor. Ne demiştim bir önceki köşe taşında? Bu bizim artık sihirli cümlemiz olsun. Noktalarından geçen lafını okudun. Bu noktaları şıklarda yerine yazacaksın. Hangisi sağlıyorsa cevap odur. Üçünü de sağlamak zorunda. Şimdi önce en kolay olan x'e 0 yazalım. Y'yi 9 bulalım bakalım. 0 yazarsak 0, 0, y 4 çıkıyor. Bu değil. 0, 0, y 6 çıkıyor. Bu değil. 0, 0, y 17 çıkıyor. Bu değil. 0, 0, eksi 5 çıkıyor. Bu değil. 0, 0, 9 çıkıyor. Cevap burada. Ha, tut ki iki şık arasında kaldın. Elinde daha iki nokta var. X yerine 2 yazarsın, y'yi 1 bulmaya çalışırsın. İki şık arasında kaldığında bir nokta daha deneyeceksin zaten kardeşim. Evet, 4 numaradayız. Bakın aynı muhabbeti yapacağım şimdi yine. Burada tabii denklemi sormadığı için şimdi x yerine birinci noktayı yazalım. Eksi 1 yazalım x yerine. Y'yi 5'e eşitleyelim. O halde şöyle olur. 5 eşittir. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1'dir, 1a. Eksi 1 yazıyorum. Eksi b artı c oldu. Bu birinci denklem. Şimdi 2 yazalım 8'e eşitleyelim. 8 eşittir. 2 yazarsak 4a artı 2b artı c geldi. Devam. 3 yazarsak da 13'e eşitmiş. 13 eşittir. 3 yazıyorum 9a. 3 yazıyorum artı 3b artı c. Böyle bir hale döndü arkadaşlar. Ne oluyor? Özel bir şey yok arkadaşlar. A'yı, B'yi, C'yi tek tek bulacağız buradan. Görünen o. Yapacak bir şey yok. Mecbur herhalde. Şöyle bakıyorum birazcık daha da. Yok. Mecbur hepsini tek tek toplayacağım, bulacağım arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Şu ilk iki denklemi alalım isterseniz. Burayla bir konuşalım. Bakalım bir şeyler oluyor mu? Alt alta toplayınca 5A geliyor. B geliyor. Ve C'lerde 2C oluyor. 13'e eşit oluyor arkadaşlarım. Çok da mantıklı bir şey olmuyor. Çıkartalım bunları birbirinden. 8'den 5 çıktı. 3 kalsın. 4A'dan 1A çıktı. 3A. 2B'den eksi B çıkarsa artı 3B. C'den C çıkarsa 0. 3'e bölelim bir de hepsini. A artı B'yi buluyoruz bu durumda. 1. A ile B'nin toplamı 1'miş. Bunu bulduk şimdi arkadaşlar. Peki şu son iki denkleme bakalım. 13'ten 8'i çıkartalım. 5A geliyor. 1B geliyor. 5A 1B. Böyle bir şey buluyoruz arkadaşlarım. 13'ten 8'i çıkarttım 5. 9A'dan 4A çıktı 5A. 3B'den 2B çıktı B. C'den C çıktı 0. 5A ile B'nin toplamını da 1, 5 buldum. 5A ile B'nin toplamı 5'miş. A ile B'nin toplamını da 1 bulduk. Hadi bunları birbirinden çıkartalım. 4A 0 eşittir 4. A eşittir 1 geldi. A 1 ise B'de 0 çıktı kardeşlerim, değil mi? Bu durumda toplamlarının 1 olması için B'de 0 geldi. Hadi bunları en üstteki denklemde yerine yazalım. A 1. B 0 ise C'yi kaç buluruz bu durumda? 1'i bu tarafa atalım. C'de 4 çıktı. Bize hepsinin toplamını soruyordu. 5 geldi sorumuzun cevabı. Evet, bir tane daha denklemli sorumuz varmış. Burada da bakın diyor ki fonksiyon yapmış burada da. X yerine eksi 1 yazdığınızda 9'a eşitleyeceksiniz diyor. Hemen X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1A. Eksi B artı C eşittir 9. Sonra 1 yazarsanız diyor. 1 yazalım. A artı B artı C eşittir. Eksi 5 olacak diyor. 2 yazarsanız da eksi 9 gelecek diyor. 2 yazalım. 4A artı 2B artı C eşittir. Eksi 9'muş.
Şimdi şunları bir konuşalım. Alt alta toplasak mı bunları? Toplayalım bakalım ne geliyor. 2A geliyor. B'ler gidiyor. 2C eşittir 4. A artı C eşittir 2. Peki A ile C'nin toplamı 2 ise 9'u buraya alalım. Eksi 7. B'yi buraya alalım. B eşittir. Eksi 7 demektir bu. Peki burada B yerine eksi 7 yazsak 4A artı C eksi 7 eksi 14 yapar. Eksi 14 buraya artı 14 olarak gelir. 14 eksi 9'dan da 5 kalır. 4A ile C'nin toplamını 5 bulduk. Hemen A ile C'nin toplamını da 2 diyebiliyorduk. Buradan bir çıkartma işlemi yapalım. 4A'dan A çıktı 3A, C'ler gitti. 5'ten 2 çıktı 3, A eşittir 1 kaldı. A 1 ise C de 1 olmalı ki toplamları 2 olsun dedim. Hepsini buldum arkadaşım. O halde fx fonksiyonunu bir daha yazıyorum ben. A'yı kaç buldum? 1. O zaman 1x kare. B'yi kaç buldum? Eksi 7. Eksi 7x. C'yi de 1 bulmuştum. Böyle bir şeymiş fonksiyonumuz. F'de 5'i soruyor. Yani x yerine 5 yazın diyor. Yazalım. 25 eksi 35 artı 1. Eksi 10. Bir daha. Eksi 9. Sorumun cevabı geldi. Şuna bakalım. Parabolü bilmem ne noktalarından geçtiğine göre m artı n. Hadi yine yerine yazalım arkadaşlarım. 1 yazalım x yerine, y yerine 3 yazalım. 3 eşittir 1 yazarsak 1. Eksi. 1 yazdım. Sadece eksi 1 oldu burası. Eksi 1'i de içeriye dağıtalım. Eksi m eksi 1 olur. Artı n artı 2. Biraz toparlayayım burayı. 1 ile eksi 1 gitsin. 2'yi buraya alalım. 1 kaldı. Burada da n eksi m kaldı. N eksi m 1'miş. Şimdi eksi 2 yazarsak da 15'miş. O halde bir de eksi 2 yazalım. 15'e eşit diyelim şurada. 15 eşittir. Eksi 2 yazıyorum. Karesi 4. Eksi 2 yazarsam x yerine bir de eksi burada var. Artı olur. Artı 2 olur yani. Artı 2'yi de içeriye dağıtalım. 2n artı 2 olur. Bir de artı n artı 2 var. 4, 2 daha 6, 2 daha 8, 8'i bu tarafa attım, 7 kaldı. 2m artı n, 7 çıktı. 1 de neye eşitti? N eksi m'e eşitti. Çıkartalım bunları birbirinden. 7'den 1 çıktı, 6. N'den n çıktı, 0. 2m eksi eksi m, yani 3m. 6 eşittir 3m. M eşittir 2. M 2 ise eksi 2 olur burası. Eksi 2'yi buraya alırsak 3 eşittir N. M ile N'in toplamı 2 ile 3'ün toplamı da 5 çıktı dostum. Evet 9 tamamdır. 10 numarayı çözelim şimdi hemen. Şöyle bir ayarlamasını yapalım. Odaklanmaya da basalım. Evet tamamdır. Parabol verilmiştir. AO eşittir 3 tane OB. Yani şurası 1K birimse şurası 3K birimmiş. Tamam. Bu parabolün ben tepe noktasını bulabilir miyim arkadaşlarım? Hadi tepe noktasını deneyelim. Eksi B bölü 2A. Yani eksi B'miz 4 yapar. 2A'mız da eksi 2 çarpı 2'den eksi 4 yapar. Tepe noktasının apsisini eksi 1 buldum. Peki bu tepe noktasının apsisi bunun simetri ekseniydi. Yani şurası eksi 1 noktasıymış. Peki bu simetri ekseni burayı 2'ye bölecekti şurayla şurayı. Yani burası toplam 4K ya. 4K'yı 2K, 2K diye bölecek. O halde şurası K'dır. Şurası da 2K'dır diyelim biz. Dostum bak K dediğimiz yer ne çıktı? 1 birim. O halde burası da 1 birim. Burası da 2 birim geldi. Son olarak demek ki B noktası şurası sıfırdan bir birim uzaklıkta ya 1'e 0. Şu nokta sıfırdan 3 birim uzaklıkta oldu eksi 3'e 0. Şimdi diyor ki bize parabolü verilmiş buna göre P kaçtır? Şimdi bakın biz ne bulduk? X yerine 1 yazdığımızda Y 0 oluyormuş bunu bulduk. Parabolün üstünde ya bu nokta.
Hadi o zaman y eşittir 0, x 1 yazalım. 1 yazarsak eksi 2 olur, eksi 4 olur, artı p. Eksi 6 bu tarafa attım, artı 6 mı çıktı p arkadaş? Hadi bir tane daha. Yukarıdaki denklemi bilmem ne olan parabol. Önce tepe noktasının apsisini bulalım. Eksi b 2y, 2a'dan 2, 1 çıktı. Demek ki bunun simetri ekseni 1'miş arkadaşım. Şurası 1'miş. Şurası 1 mesafesi. AB'yi 10 vermiş. Simetri ekseni 5, 5 diye bölecek. 5 birim buradan. 5 birim de bu tarafa gelecek. Şurası 4 olacak yani. Demek ki A noktası eksi 4'e 0. B noktası da 1'in 5 birim ötesinde ya da orijinin 6 birim ilerisinde 6'ya 0. P noktası kaçtır diyor. Yine aynı muhabbeti yapacağım. X yerine 6, Y yerine 0 yazacağım. X yerine 6, Y yerine 0 yazarsak 0 eşittir 36 eksi 12 artı P. 36'dan 12 çıktı, 24. 24'ü bu tarafa atarsak eksi 24 olur. Adana gelir sorumun cevabı. 3'teyim dostlar. Hadi yine gelin tepe noktasını bulalım. Eksi B yani artı 4 olur. Bölü 2A. 2'den 2 geldi. Demek ki tepe noktasının apsisi 2. Şurası simetri ekseni 2. E şurası da 2 birim tabii ki. Diyor ki AO, BO, AO'ya K dersen BO dediğin yer 2K olacak. Ya da buraya 2K dersen şurası 4K olacak diyor. Tamam. Toplam 6K, 3K 3K bölünecek. Buraya 3K, buraya da 3K. Demek ki şurası K. Bakın K'yı 2 bulduk. 2K ne olur? 4. Demek ki orijinden 4 birim uzaklıkta A noktası eksi 4'e 0'dır. Şurası 4K değil mi? Şuraya kadar olan uzaklık. Toplam 4K yani 8 birim. Demek ki orijinden 8 birim uzaklıkta 8'e 0. Şimdi biz hadi gelin K'yı bulalım ilk önce. Bize de F'de 9'u soruyor ama önce K'yı bulacağım. X yerine 8 yazdığımda Y 0'mış. 0 eşittir 64 eksi 4 kere 8 32 artı K. 64'ten 32 çıkınca 32 kaldı. 32'yi de bu tarafa attım. K eşittir. Eksi 32 çıktı. Demek ki burası artık eksi 32. Şöyle yazayım ben. Şimdi F'de 9. 9'un karesi 81. Eksi 4 kere 9 36. Bir de eksi 32 değil mi K? Eksi 32. Toplayalım bunları. Eksi 68 şurası yapıyor. 81'den de 68 çıkartacağım. 11'den 8 çıktı 3, 7'den 6 çıktı 1, 13 geldi sorumun cevabı. Evet, 4 numaradayım. Yukarıdaki grafik bilmem ne parabolüne aittir diyor. AB'yi 12 vermiş. Hadi gelin yine tepe noktasının apsisini yani simetri eksenini bulalım. Eksi B 6A yapar. Bölü 2A. 2A da 2A yapar tam olarak. 6 bölü 2'den 3 geldi. Yani simetri ekseni 3'müş arkadaşlarım. Şurası 3. Şurasıyla şurası eşit artık. Bunu biliyoruz. AB'yi 12 vermiş. O halde burası 6'dır. Şurası da 6'dır ama zaten burası 3'tü. O zaman buraya da 3 kaldı. Şimdi hadi gelin A noktasının koordinatları. Bak orijinden 3 birim solda. Eksi 3'e 0. B noktası orijinden 9 birim sağda 9'a 0. Fx eşittir 0 denkleminin kökler çarpımı nedir diye soruyor bize. E dostum bize sorduğu soru şu. Direkt fx bu ya zaten. Bu denklemin diyor köklerini bulun diyor. E zaten kökleri 9'da eksi 3 değil mi arkadaşlarım bunun? 1'e eksi 3, 1'i 9. X eksenini kestiği noktalar köklerdi. E çarpımlarını soruyor. 9'da eksi 3'ün çarpımı eksi 27 geldi dostlar. İşte parabolle kare sorusu. Çok basit sorudur arkadaşlarım bunlar. Biraz işlem yapacağız sadece. Şöyle olacak. Şimdi karenin bir kenar uzunluğuna k birim dersek. Şuralarda k, k, k. Karenin alanı nedir diye soruyor. Karenin alanı bir kenarının karesidir. K kareyi soruyor yani bize. Peki... Şimdi B noktasının koordinatlarını yazın desem. Apsisi K'dır.
ordinatı şurası, yani şuradaki noktadır, eksi k olur. A noktası da bakın yazılırsa, A noktası da sıfırdır apsisi, ordinatı eksi k'dır. Şimdi dostum, B noktası da parabolün üstünde, A noktası da parabolün üstünde. İkisi de parabol denklemini sağlamayacak mı kardeşim? Hadi gelin şu denklemde x yerine 0 yazalım, y yerine eksi k yazalım. O halde eksi k eşittir. 0 yazarsam 0, 0, eksi 2 m artı 3 olur. Sonra şimdi bu noktayı deniyorum. X yerine k yazacağım, y eşittir yine eksi k olacak. E y eksi k, o zaman devam edelim, eşittir diyelim. Şuna eşitleyeceğim yani. Eksi k, yani şöyle yapayım, yine isterseniz sizin anlayacağınız gibi de yapabilirim dostlar. Burayı da anlamışsınızdır eminim ama biz yine çok karıştırmayalım. Y yerine eksi k diyeceğim, x yerine de k yazacağım. Şöyle olacak, k kare eksi k m eksi 2 m artı 3 olacak. Bakın eksi k bir buna eşit, burada da eksi k buna eşit. O halde ikisi de birbirine eşittir deyip getirip k kare eksi k m eksi 2 m artı 3 de buna eşit dedim. Şimdi şuradan hemen işlemi yapalım bakın. Eksi 2 m ile eksi 2 m artı 3 ile de artı 3 sadeleşti. Ne kaldı geriye? K kare eksi k m eşittir 0 kaldı burada da. Şuraya yazayım. K kare eksi k çarpı m eşittir 0. Yani k kare eşittir k çarpı m. Birer tane k sildim. K eşittir m geldi dostum. Şimdi bakın şurayı devreye sokalım. Neydi burası? Eksi k eşittir eksi 2 çarpı m. E m de k'ya eşit olduğu için eksi 2k artı 3 oldu. Eksi 2k buraya gelirse artı 2k olur, k kalır. K eşittir 3 çıktı. Bana da karenin alanı k kare soruluyordu. 9 geldi dostum. Son sorudayız. Bakalım bu ne diyor. Grafikte denklemi şu olan ve tepe noktası T olan parabol verilmiştir. TBO. TB TAO'dur arkadaşlar. O eşkenar üçgeninin alanı 4 kök 3. Şu eşkenar üçgen, bir kenarına K dersek K'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4'dür eşkenar üçgenin alan formülü. Ve bu da 4 kök 3'e eşitmiş. Hadi kök 3'ler gitti. Şu 4'ü buraya çarpı attım. K kare eşittir 16 oldu. Demek ki K 4. Yani eşkenar üçgenimin bir kenarı 4 birim. E tepe noktasından aşağıya bir diklik indim. Burayı da 2, burayı da 2 böldü. A noktası demek ki eksi 4'e 0. Burası zaten 0'a 0'dır. Tepe noktası da ne çıktı? Eksi 2'ye. Şurası da yüksekliğimiz arkadaşlarım. Şu uzunluk, yani 60'ın karşısı 2 kök 3. Eksi 2'ye 2 kök 3'te tepe noktası geldi. Parabolün denklemi verilmiş. Buna göre diyor A kaçtır diye bir soru soruyor bize arkadaşlarım. Şimdi bundan sonra seçeneğimiz bol. İsterseniz noktaları denklemde yerine yazın. Denklem çözme yapın arkadaşlarım. Bir önceki köşe taşında yaptığım gibi. Ya da ondan da önceki köşe taşında yaptığım gibi parabolün denklemini yazın ki bence en zevklisi de bu olacak. Parabolün denklemini yazacağım. Sonuçta kökleri var değil mi elimizde arkadaşlarım? Kökler burada. Hadi gelin şöyle yazalım parabolün denklemini. Y eşittir A çarpı birinci kök X artı 4 çarpı ikinci kök 0 olduğu için sadece X. X eksi 0 ya da öyle de yazabilirdik. O da X oluyor zaten. Sonra şimdi bize bir de nokta lazım. Tepe noktası var. Eksi 2'ye 2 kök 3. O halde y yerine 2 kök 3 yazacaksın. Aha yazıyorum. 2 kök 3 eşittir a çarpı x yerine de ne yazacaksın? Eksi 2. Eksi 2 ile 4'ün toplamı 2'dir çarpı x yerine de eksi 2'yi yazdım. Peki şu 2 ile bu 2 gitsin. Eksi 2'yi de buraya bölü olarak atalım. Eksi kök 3 bölü 2 çıkar. A. Zaten bize de
A'yı soruyor. Cevap Bursa, Gent. Evet dostlarım, iki köşe taşı daha gömdük. Bakalım ne kadar zaman olmuş. 24 dakika olmuş arkadaşlarım. Yeterlidir bu uzunluk bizim için. Hadi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.